Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Feed the Beast Minecraft serimizin... Dur, kafam tamamen eskiye gitti benim, değil mi? Feed the Köfte serimizin, artık Minecraft serisi değil, Feed the Köfte serimizin 38. bölümüne hoş geldiniz ve Industrial Electrolyzer'ımı yaptım. Ve şimdi işin diğer zor kısmı, bunun için bir adet Steel Machine Hall yapacağım. Machine Parts ve içerisine Steel lazım. Machine Parts'ım olacaktı benim. Ya da olmayacaktı. Ama neyse ki... Bir saniye. Tamam, boş ver onu. Bir, iki, üç, dört. Tamam, bunun yetmesi lazım. Bunun dışında başka ne lazım? Bazen her şey düşündüğün gibi gitmeyebilir. Evet. İki tanesi şimdi bizim işimizi görüyor. O zaman biz Advanced Machine Block kullanıyoruz. Bunun dışında bize Pump, Industrial Electrolyzer, 3 tane senden, tabii ki de 3 tane. 3 tane de senden. Industrial Grinder, ama Industrial Grinder, casing gerektiren bir makine. Yani bir kasaya ihtiyaç duyuyor. Onun kasasını şuraya koyabiliriz. Ben orayı artık neden kırdıysam. Öncelikle grinder'ın boyutuna bakacağım. Evet. Advanced, normal, normal. Ve içine de su lazım. Bunun dışında soul shard'ım tier 3, yani 3. seviye bir soul shard oldu. Tabii neden bunu yaptıysam ben de bilmiyorum. Ve U-U-Meter üretimimize bakalım. Güzel gidiyor. Bu da script üretimimiz bayağı hızlı. Evet, öncelikle şuradaki casinglerimize bakalım. Enforced var bayağı biraz. Gene machine parts yapımından kurtulamıyorum, değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Evet. Bunlar tamamen... Industrial Blast Furnace'ımızdan arta kalan şeyler. Tam onları değerlendiriyoruz. Şimdi gidelim, machine parts'ımızı yapalım. Bu arada şuradaki yukarıdaki energy level seviyesi olayı... Tamamen sadece Gravity Suits modunun eklediği itemlarda bulunuyor. Advanced Machine Block'ta kullanabiliyormuşuz, tamam.
Güzelmiş. Şimdi Advanced Machine Block yeter bize. 16. Tamam. Burada zaten iki tanesi vardı. Bir tane varmış. Neyse şimdi burayı kullanalım. Gel. Siz de gelin. Bir saniye. Evet, bugün dörtlüğüm tamamen üstümde. Advanced Machine Block. Elektronik circuit lazım olacak ve steel lazım olacak. Steel kolay, işin kolay kısmı. Çünkü gayet rahat bir biçimde steel üretebiliyoruz artık. Elektronik circuit de o kadar sıkıntı yaratmayacak bir şey zaten. Kapırlarımız neredeydi? Burada. Bir set tüm işimizi görüyor. Evet. Bir saniye. Advanced'iniz değil mi siz? Tabii ki de advanced'ler. Ne bekliyorsun be köfte? Köfte ve yanlış resipileri. Size modları yanlış öğretiyorum bilerek. Ha. Bu. Ha. İyi. Bu arada Enderman shard'ımı tier 3'te bırakmamın bir sebebi var. Çünkü Wild Sword'um bayağı hasar aldı. Ve bu bayağı güzel bir sword. Dolayısıyla da onu hiçbir şekilde kaybetmek istemiyorum ve casing tamamlandı. Şimdi buna bir MFE hazırlayalım. Gold cable'ımız var mıydı? Var. Bu tarz makinelere MFE hazırlıyorum çünkü hani stabil çalışsın. Derdim bu. Stabil çalışmalarını istiyorum. Machine block. Enerji kristaller. Ve MFE. Bir saniye. Prototype Omni Wrench. Omni Wrench tercih ediyorum çünkü bilmem ne menik tercih ediyorum çünkü saçlarıma iyi bakıyor. Ve bunu söyleyen kişi bir kel. Bir level daha aşağı ineceğiz. Omni Wrench alıp tamam. Bunun dışında Industrial Grinder'a bir su kaynağı lazım. Onu elde etmek daha kolay. Hatta bayağı kolay bir iş. Hemen halledeceğim hatta. Benim bu birkaç tane Equus Accumulator'ım olacaktı. Bunları şu arkaya bir yere koyabilirim. Normal bu şekilde de su sağlanıyor ya da isterseniz kovayla doldurabiliyorsunuz. Ben bu şekilde su sağlamak istiyorum. Ha, bu arada kenle de doldurabiliyorsunuz.
Daha sonra Kendil Sel'le tabii su almam gerekecek. Neden birden fazla kova taşıma huyu elde etmiyorum ben? Neden? Ve bunu söyleyip hala bunu yapmaya devam ediyorum bu arada. Çok zekiyim. Ve senin yönünün ben şuraya bakmasını istiyorum. Şunu hemen hazırlayayım. Evet. Gördüğünüz gibi gayet buraya su doluyor. Ekosekim Lighter'ımız da misler gibi üretiyor. Her şey mis. Burayı daha sonra dekore ederiz. Ve şimdi yukarıdan Sheldonite orlarımızı alalım. Ve bize Bazinga desinler. Sheldonite ore. Bu arada ikinci bir grinder da yapacağım ancak onu çok daha farklı bir yere yerleştireceğim. Grinder'lar hakkında orada bir şey öğreneceksiniz. Ve gayet de hızlı işliyormuş. Grinder'lar arasında macerator'ların upgrade edilmiş hali. Yani o şekilde tarif edebiliriz. Ve macerator'ın yapabildiği pek çok şeyi yapabiliyorlar. Bunun dışında Industrial Craft'ın, daha doğrusu Greg Tech'in ore çıktısını 3'e çıkartma yoludur kendileri. Bunun dışında işte yapılan şeyler bunlar. Bu Iridium dışında bir şey daha burada çok önemli. Tabii bulabilirsem onu. Silver değil. Tin değil. Copper değil. Tungsten de değil ama tungsten de güzel şeyler üretiyor. Nikolit. Ve gördüğünüz gibi Pile Tile of Diamond Dust elde etmenizi sağlıyor. Bunun dışında Coldan, Coal Dust ve Thorium Dust elde edebiliyorsunuz. Öyle güzel bir şey. Ve gördüğünüz gibi bunda çok güzel elde edimler yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız da güzel çalışıyor. Peki bu bölüm başka ne yapabilirim? Onu düşünüyorum şimdi ben. Bir MFSU yapabilirim. Bunun sebebini size açıklayacağım şimdi. Öncelikle inventory'yi biraz boşaltmam lazım. Aşağı düşmek zorundaydım değil mi? Ve tabii ki de bunlar recycler'a gidiyor. Geri dönüşmeye. Evet, MFSU için bana ne lazım? Öncelikle bir MFE yapalım. Yapmakla başlayalım. Goldlar şurada bir yerdeydi. Tam buradalar. Öncelikle MFE'mizi yapalım. Yetmediniz tabii ki de. Neyse redstone sıkıntımız yok gibi.
NFA yapmamın sebebini size söyleyeyim hemen. Şu arkadaş için çok daha sağlam bir cümleyi bulamadım. Bir saniye. MFSU yapmamın sebebi 12 set lazımdı senden. 12 set artı bir adet advance. Advance için şurada bir tane normal circuitimiz var. Şurada da advance circuitlerimiz vardı sanırsam. Yoksa hepsini kullandık mı? Hepsini kullanmışız tabii. Biraz daha rubber. Biraz daha copper. Biraz daha şarj. Neyse şimdilik bizi idare eder. 1, 2, 3, 4. Uf. 5, 6. Evet, 6 set. Tam 6 sete yetecek kadar elektrumumuz varmış. Çok şanslıyız. Ve 12. Bunlardan bir tanesini advance'e yükseltiyoruz. Advanced. Geri kalanında 6 adet Lepitron kristal yapıyoruz. Advanced Circuit, MFI ve tabii ki de Machine Block. Bunu hesaba katmamıştım o esnada. Yine dişlerimi sıkarak konuşmaya başladım. Coal dustlarımızı şu grinder'da bir işlesek, grinder'ımızın tadını çıkartalım bir. Coal ore gerekiyordu sana değil mi galiba? Spesifik bir şey mi lazım? Gözükmüyorsun bile. Sanırsam coal ore'du o. Evet, coal ore'du. O zaman macerator'a devam. Peki. Nikel dustlarımız. Suspicion direkt. Platinum dustlarımız. Ama platinum'a dönüşebilir. Bunun yanı sıra Iridium Nugget'a dönüşebilir. Öncelikle bir bakalım platinyum mu daha çok işimize yarıyor yoksa platinyum nelerde kullanılıyor? Bunlar da kullanılıyor. Nanosaber yapımında kullanılıyor. Quantum Tank yapımında kullanılıyor. Ama iridium çok daha fazla şey için kullanılıyor. Görüşürüz. Tabi bu bayağı uzun süren bir işlem ancak bunu çok uzun, çok fazla kullandığımız söylenemez. Tabii bunlardan birkaç tane daha yapacağız. Burayı bayağı bir düzenleyeceğiz. Machine block. Bin var. Brass. Ve tin. Evet, çok yakında yeni bir yere query yapsam çok süper olacak. Tin. İn var. Brass. Yapalım. Ve elveda Spider. Bir Spider-Man hayranı olarak seni öldürmek bana acı veriyor ancak. Öldürememek daha doğrusu.
Heh, şimdi öldü. Evet. Gelelim şimdi buraya. Burada bunun sevdiğim yanı hangi sırayla yaparsanız yapın fark etmiyor. Enfes suyumuz hazır. Ve buraya gidelim. Hiçbir şey yok. Güzel. Low. Ve seni tekrar çalıştıralım. Bunu yapmamın sebebi bu arkadaş hala bu dolunca sinyal veriyor. Fakat bu dolunca yani sinyal veriyor, bu duruyor. Fakat biraz ekstra üretilmiş oluyor. Bunun yanı sıra bu alttaki bir EU bile kaybetse gene bu çalışmaya başlıyor. Ve bunun anlamı bayağı bir enerjimiz boşa harcanıyor. Bunlardan elde edeceğimiz. Dolayısıyla da bizim yapacağımız şey, burada yaptığımız şey, bu arkadaş tamamen üretilen fazlalıkları kendinde depoluyor. Ve bunu yaptığımıza göre artık şu arkadaşı kapıp şuradan bağlantıyı kesip şu arkadaşı da alıp bunu buraya buraya İdare etmemek zorundaydın, değil mi? Garanti olsun. Elimizde bulunsun. Artık direkt stonları rock cutter'la kesiyorum. Evet, burası direkt Yuyumeter üretimimize enerji sağlayacak. Bu sayede geceleri de tam hızlı olmasa da gene de bir nebze hızlı Yuyumeter üreteceğiz ve bizim lav tankımız burada dursun. Bundan lav elde ediyoruz neticede. İhtiyaç duyduğumuzda. Baya güzel o. Baya güzel oldu her şeyimiz, evet. Peki şimdi ne yapacağız? Ben diyorum ki biraz Miscraft. Siz ne diyorsunuz? Tamam, öncelikle Wireswar'u tamir edeyim. Madem o kadar istediniz. Öncelikle 3 tane Iron Ingot'ımızı tekrar alıp 3 değil de ben sürüsüne bereket yapayım diyeceğim de şarjım bitti. Direkt şuradan alabildiğin kadar al. O esnada ayakkabılarım şarj olsun. Azıcık eskiden de yavaş koşuyorduk zaten. Azıcık yine yavaş koşayım da çok yavaş geliyor be. Bakalım bir tanesiyle kaç tane elde edilecek. Onlar ola dursun. Ben geliyorum hemen. Evet, bir taneden 24 tane elde ediliyormuş. Fakat bize bir tane yeterdi. Bunu ne yapacağız? Aslında bir tane yetmeyecek de. Neyse, zaten fazladan yapmıştım. Bunu tamir etmek için kullanacağız. Muhuhuhu. Ben niye oraya geldim? Neyse.
Bu arada Corrupted Ingot'larımız başka neyde kullanılıyor? Bir bakalım. Sadece Wild Sword yapımında. Yani neredeyse eskisi gibi bir Wild Sword'umuz var. Arada yeni enchant'lerde basacağız. Peki, şimdi ne yapalım? Ben Mistcraft'a girişelim diyorum. Öncelikle bize sürüsüyle deri lazım. Bunun yanı sıra ne lazım? Glass ve Inksec. Bir saniye. Ink. Ya tabii önce sana su doldurmamız gerekiyormuş. Sıkıntı değil. Ya da sıkıntı. Neyse ki bunlar stackleniyor. Ah. Ah, tamam. Fazla inseklerimizi şuraya geri koyalım. Bunları şuraya koyacağız. Mürekkep neticede. Bunun dışında bize bir item daha lazım. Sen neydin? Ha, Bookbinder. Bookbinder. 3 tane iron ve 5 tane wood'la yapılıyor. Iron'larımızı şuradan geri alalım. Sen git şöyle. Ve 5 tane wood'umuzu da alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Evet. Bookbinder ve Writing Desk. Mistcraft'ın en önemli iki item'ı. Ve biz... Daha doğrusu Blue. Ve bize bir şey daha lazım. Notebook. Notebook bunları içine depolayacak bir arkadaş. Şimdiki siz şöyle gidin. Neden burada çalışmıyor? Demin mis gibi orada çalıştı. Hepsini birden alma da burada neden çalışmıyor? Tamamdır. Şimdi sen şuraya git. Geçici olarak hepsini bir yerde topluyorum ama sonradan onları düzenleyeceğim. Öncelikle bize ne lazım? Başka ne lazım daha doğrusu? Şurada kağıdımız vardır garanti. Hani olmasa şaşardım. Şu üstte kağıtlarımızı koyalım. Ve ben World'ümde neler olmasını istiyorum. Tabii kendime bir tane daha notebook yapacağım. Ve geri kalan deriyi şuraya koyacağım. Gereksiz şeyleri de çantama koyacağım. Mesela sen. Mesela sen. Mesela sen. Mesela sen. Mesela sen. Mesela sen. Tamam, dursun bunlar böyle.
Evet, gelelim. Ben Word'ümde neler olmasını istiyorum. Tabii bu tamamen mükemmel yapıp yaratılmış bir Word olmayacak. Ancak gene de hoş bir Word olacak. Blue Birchwood Appline Crystals Dance Crystals istiyorum. Ve buna eğer sağ tıklarsam gördüğünüz gibi burada kopyalayacak ve bir adet kristal olacak. Ancak şuradan bir kağıdım gidecek ve biraz mürekkebim azalacak. Wasteland. Mineshaft olmasın. İki tane mineshaft'ım var. Bir tanesini silebilirim. Mushroom Island biyom olsun. Biyom olarak. Sky Colors. İki tane Sky Color'ım var. Slow Weather, Spruce Sunset Color, Strong Holds, Stone, Blue Birchwood Appline, Single Biome yok değil mi? Single Biome'um yok sanırsam. Evet yok. Neyse ben buna iki sembol koyacağım. Evet, çok kötü tasarlanmış bir world. Ve adı First Age olsun. Saniye sticklerim vardı benim değil mi? Evet ve benim drillim nerede? Tabii ki de burada. Sticklerim. Wood'larım. Bunun dışında diğer kitaplar benle dursun. Buraya iki tane link book yaratayım. İki tane yaratmamın bir sebebi var. Bir tanesi yedek. Tabii şimdi muhtemelen seyahat etmeyeceğim. Sonraki bölümde seyahat edeceğim çünkü süremiz fazlasıyla bitti. The end. Şuraya Nether Book gelecek. Ve buraya First Age'imiz de koyalım. Evet. Ama dur. Bir First Age'e gidelim önce. Size göstereyim ne olduğunu. Bu arada link book'ları da yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü aksi halde o Word'de sıkışıp kalabilirsiniz ve cidden kurtulmak çok 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 ama çok sıkıntıdır. Hadi bakalım. Oh. Oh. Pek istediğim bir Word değil. Ve Hunger efekti verdi bana. İstediğim bir word değil çünkü Hunger'ımı iyileştir. Neyse. Void Age olmasını istemezdim hani. O yüzden biraz kötü bir word. Sayfalara bakalım. Mushroom Island Biome ve Crystals koymuştuk fakat hiçbiri işe yaramadı. Dolayısıyla da First Age işe yaramaz bir age. Hatta ismini değiştirebiliriz burada. İki SL miydi, tek SL miydi? İki SL diye hatırlıyorum. Neyse. Useless age'sin sen. İşe yaramaz. Neyse. Bu arada Miscraft modunu olayını size kısaca söyleyeyim. Gerçi onun incelemesini yaptım ve bu videoyu yayınladığım esnada çoktan yayınlanmış olması lazım. Yayınlanmamışsa ertesi gün yayınlanır. Miscraft tamamen paralel dünyalar yaratan bir mod.
Ama bu paralel dünyaları düzgün yaratmanız lazım. Aksi halde negatif efektler elde edebiliyorsunuz onlardan. Neyse. Kötesi köftenin günler, iyi eğlenceler.